Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Bilmeyenler için İngilizce ve Fransızca yeminli mütercim tercümanım. Aynı zamanda çok uzun yıllardan beri hem İngilizce hem de Fransızca öğretmeni olarak çalışmaktayım. İngilizce'de en sık kullanılan, en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapıyoruz. Daha önce bir giriş videosu yapmıştık. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin listesini çıkartmıştık. O zaman sizlerden yorumlar geldi. Hocam cümle içinde kullanmadığımız için anlamıyoruz diye. Bu seriyi hazırladım ve devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan farklı terimler, ifadeler, deyimler öğreniyoruz. Hatta atasözleri öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yapıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Serimizin 72. videosu to remember, hatırlamak karşılığını Türkçe'ye veren fiili çalışıyoruz. Giriş videosunun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olursanız sevinirim. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım ve giriş videomuzun kartını ekleyelim. İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil. İzlemediyseniz buradan izleyip çalışabilirsiniz. Hem de serimizin hangi sıra ile gittiğini görmüş olursunuz. To remember Türkçe'ye hatırlamak karşılığını verir. İki tane basit cümle ile giriş yapalım. I will always remember this holiday. Ben bu tatili hep hatırlayacağım. Fiilimiz burada. I will dediğimize göre gelecek zaman yaptık. Always bir sıklık zarfı, this işaret sıfatı ve yanında bir tane isim var. I don't remember. I do not remember where I parked the car. Arabayı nereye park ettim hatırlamıyorum. Türkçe karşılığı burada. Fiilimiz burada. Olumsuz kullandık. Gördüğünüz gibi fiilin çalışma mantığı çok kolay geldik önemli kısma. Her videoda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Geçen öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, ifadeleri mutlaka yazıp ezberlemeye çalışın. Hatta bu serinin Fransızca olanını daha önce çalıştık ve tamamladık. Şuraya bir yıldız atalım. Hem İngilizce hem Fransızca görenler var. İngilizce bilip Fransızca öğrenmek isteyenler ya da tam tersi, Fransızca bilip İngilizce öğrenmek isteyenler var. Dolayısıyla şuraya kartına ekleyelim. Fransızca en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi diye ilgisi olanlar seriye buradan ulaşarak çalışabilirler. To remember fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Try to remember. Hatırlamaya çalışmak. Be unable to remember. Hatırlayamamak. Fail to remember. Yine hatırlayamamak hatırlama güçlüğü çekmek, hatırlayamamak. A moment to remember hatırlanacak bir an. Something to remember hatırlanacak bir şey. Remember with respect saygıyla anmak, saygıyla hatırlamak. Remember wrong yanlış hatırlamak. Remember the past geçmişi hatırlamak demek. Try to remember hatırlamaya çalışmak be unable to remember hatırlayamamak fail to remember yine hatırlayamamak a moment to remember hatırlanacak bir an something to remember hatırlanacak bir şey remember with respect saygıyla anmak saygıyla hatırlamak remember wrong yanlış hatırlamak remember the past past geçmişi hatırlamak demek Geldik örnek cümlelere Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenelim, pekiştirelim. Bu arada hoşunuza giden cümleleri Türkçe karşılıklarıyla yazıp onları da ezberleyebilirsiniz. Uygun başlıklarda sınavlarınızda kullanabilirsiniz. I can remember people's faces but not their names. Ben insanların yüzlerini hatırlayabiliyorum ama isimlerini değil, isimlerini hatırlayamıyorum. I can remember. Burada can var, ability modül. People's insanların yüzlerini. But varsa zaten olumsuz bir anlam geliyordur. Olumsuz bir şekilde devam ediyordur diye düşünebiliriz. Not değil onların isimlerini. Try to remember the beautiful things in your life. Hayatındaki güzel şeyleri hatırlamaya çalış. Bakın bence güzel bir kalıp cümle. I remember him as a very hardworking man. Ben onu çok çalışkan birisi olarak hatırlıyorum. Çok çalışkan bir adam olarak hatırlıyorum. Can you remember Rex's phone number? Rex'in telefon numarasını hatırlayabiliyor musun? Rex's phone number. Rex'in telefon numarasını. Can, bakın burada da var. Can you remember? Hatırlayabiliyor musun? I can remember... People's faces, but not their names. İnsanların yüzlerini hatırlayabiliyorum, ama isimlerini hatırlayamıyorum. Try to remember the beautiful things in your life. Hayatındaki güzel şeyleri hatırlamaya çalış. Emir kipi. I remember him as a very hardworking man. Ben onu çok çalışkan bir adam olarak hatırlıyorum. Can you remember Rex's phone number? Rex'in telefon numarasını hatırlayabiliyor musun? Örneklerle devam edelim. Please remember to take your medicines on time. This is very important. Lütfen ilaçlarınızı zamanında almayı unutmayınız. Bakın bu şekilde de ilerleyebiliriz. Yani lütfen ilaçlarınızı doğru zamanda almayı hatırlayınız gibi söylüyorlar. Biz bunu unutmayınız diye tercüme edebiliriz. Bu çok önemli. Bunu please do not forget to take your medicines on time demiyoruz bakın remember ile ilerledik. Do you remember when is Alice's birthday? Alice'in doğum gününün ne zaman olduğunu hatırlıyor musun? You have to remember that these things take time. Bu işlerin zaman aldığını unutmamalısın. Bence bu da bir güzel kalıp cümle. Farklı başlıklarda kullanabiliriz. I am trying to remember the exact date but it's a bit difficult. Ben kesin tarihi hatırlamaya çalışıyorum. Ama bu birazcık zor. Please remember to take your medicines. Bakın ilaç almak. Aynı Türkçe'de olduğu gibi. On time. This is very important. Lütfen ilaçlarınızı zamanında almayı unutmayın. Bu çok önemli. Do you remember when is Alice's birthday? Alice'in doğum gününün ne zaman olduğunu hatırlıyor musun? You have to remember. Have to. Many malı zorunda olmak. That These things take time. Bu işlerin zaman aldığını unutmamalısın. Hatırla ki bu işler zaman alıyor. I am trying to remember the exact date, but it's a bit difficult. Kesin tarihi hatırlamaya çalışıyorum ama bu birazcık zor. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım sonra videomuzu tamamlarız. My primary school friend doesn't remember anything about me. İlkokul arkadaşım benimle ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyor. He doesn't remember. O hatırlamıyor. Anything. Hiçbir şey hatırlamıyor. About hakkında me. Benim hakkımda. I don't remember much about my primary school years. İlkokul yıllarıma dair pek bir şey hatırlayamıyorum. Hatırlamıyorum. A person forgets what he heard. Remembers what he saw and Never forget what he did. İnsan duyduğunu unutur. Gördüğünü hatırlar ve yaptığı şeyi, yaptıklarını asla unutmaz. Bakın çok güzel bir kalıp cümle. Bu arada hem Fransızca videolar için hem de İngilizce videolar için yorumlar geliyor. Hocam örnek cümleleri metin çalışmaları yapıyoruz. Metinleri nereden alıyorsunuz diye. Cümlelerin hepsini ben kendim yazıyorum. Ancak Bakın bu İngilizce'de söylenen bir güzel söz. Fiilin geçtiği, fiille ilgili olan güzel sözleri, ata sözlerini olduğu gibi alıp uygun başlıklarda kullanıyorum. My primary school friend doesn't remember anything about me. İlkokul arkadaşım benimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. I don't remember, I do not remember much about my primary school years. İlkokul yıllarıma dair pek bir şey hatırlamıyorum. A person forgets what he heard, remembers what he saw, see, to see, saw, and never forgets, never, sıklık zarfı. Hadi şuraya da bir yıldız ekleyelim. İngilizce sıklık zarflarını daha önce çalışmıştık. Zaten kolay bir konu ama önemli de Videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. And never forgets what he did. İnsan duyduğunu unutur. Gördüğünü hatırlar ve yaptıklarını asla unutmaz. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 72. videosu. To remember, hatırlamak fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Gördüğünüz gibi fiilin çalışma mantığı çok kolay. Fiilin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulan kelimeler, terimler öğrendik ve pek çok örnek cümleyle birleştirdik, toparladık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyip yorum yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında gelecek videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.